Gaziantep'te 20 metrekarede üretilen bağlama ustaların elleriyle gönüllerin sesi oluyor. Aşıkların yüreğine seslenen bağlama Gaziantep'te merdiven altı tabir edilen küçük bir alanda üretiliyor. Anadolu insanının saz olarak bilinen ve telli çalgılar grubunda yer alan bağlama ustaların maharetli ellerinde gönüllerin sesi oluyor. İyi bir bağlamada el işçiliği büyük bir önem taşırken ustaların sayısı gittikçe azalıyor. Benim geliştirdiğim bir sistem mesela bak tekne kapağı. Cihazda kullanırken bu mesela çok işe yarıyor. Böyle de yarım açık yapılabiliyor falan. Takarsın, koyarsın. Benim adım Mustafa Akkaya. Bağlama imalatı yapıyorum. Bizim küçükten beri babam rahmetlinin atölyesinde çalıştım. Yani tozun içerisinde, ahşabın içerisinde büyüdüm. Ben saz imalatında 1999'dan sonrasını profesyonel olarak sayıyorum. Küçükten beri atölyedeyim. Evet, bunların hepsi benim kendi imalatım. Özel sipariş üzerine yapıyorum daha çok. Sese göre, insanların her sesten söyleyemediği gibi hangi seste olduklarını söylüyorlar. Özelliklerini, ağaçların görsel olarak isteyenler oluyor çünkü. Kişiye özel yapıyorum. Enstrüman sonuçta bir el sanatı. El sanatlarının genelde bir rağbet görmüyor. Çünkü zor, meşakkatli, sabır isteyen, küçük yaşta başlanması gereken bir iş. O yüzden el sanatları genel itibariyle talep görmediğinden dolayı bağlamada da aynı şey mevcut. O aşıkların ifade ettikleri, yaşanmışlıkları hala yüreklerinde tutan insanımız var. Dezavantajlara rağmen talep var. O değerlerimizi bizim gibi hassasiyetle düşünen insanlar bağlama çalıyorlar. Ailelerinde, evlerinde bulunduruyorlar. Yeni nesillere örnek olarak çalıyorlar. Çocuklarına gösteren aileler de var. Büyük şehirlerde daha fazla ama küçük şehirlerde hem de imkanların kısıtlı olmasından dolayı yapılmadığını duyuyoruz. Fakat eskiye göre bağlama imalatı sayısı da artmış durumda. Güzel ustalar var, üstadlar var. Özellikle İstanbul'da. Tabii küçük yerlerde ağacın bulunmaması, kaliteli malzemelerin bulunmamasından dolayı böyle bir dezavantaj var. Bir imalat ustasının sözüyle cevap vereyim. Bağlama yapmanın ilk 25 yılı zordur. 25 yıldan kolaydır. Yani yetişip yetişmemesi bunun böyle bir göstergesi yok. Ama bağlama yapmak gerçekten sabır isteyen zahmetli bir iş. Çünkü bir insanın duygusunu ifade edecekse parçaların da bağlamanın parçalarının da özeline seçilmesi gerekiyor. Kurutulması gerekiyor. İlk başta yapacağı, kullanacağı enstrümanların, ağaçların parçalarının kurutarak gözlemledikten sonra o parçaları kullanması gerekiyor. Yani bu tecrübeyi de kısa zamanda elde etmek mümkün değil.